Sevgili kardeşlerim, bir Ramazan günlüğü programından hepinize merhabalar. Ramazan ayının sosyal hayatımızda da tesirleri çoktur. Yapılan istatistikler göstermiştir ki, işlenen suçlar Ramazan ayı geldiğinde azalmaktadır. Hırsızlık, yalancı şahitlik, rüşvet, içki, kumar gibi toplumun huzurunu kaçıran olaylar Ramazan ayında azalmakta, dolayısıyla toplum huzura kavuşmaktadır. Ama diğer taraftan bazı kişiler vardır ki Ramazan ayını sıkıntı ve meşakkat ayı olarak göstermeye çalışırlar. Mesela der ki, oruçlu kafayla bu iş olmaz, oruç başıma vurdu gibi ifadelerle orucu bahane ederek normal hayatlarının zora girdiğini düşünürler. Bir Müslüman böyle düşünemez, böyle konuşamaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın gücüne gider bu davranış. Allah Ramazan ayını bize sükunet ve sabır ayı olarak gönderdi. Biz onu hiddet ve öfke ayı haline getiremeyiz. Allah onu nefsimizin bir takım isteklerini azaltmamız için bize gönderdi, farz kıldı. Biz de sadece yeme içme saatlerimizi değiştirmekten öteye bırakamayız. Oysa oruç, sahurdan iftara kadar her türlü taşkınlıktan bizi korumalıdır. Allah onları, zenginleri de terbiye etmek için, açlığın kıymetini, açlığın önemini zenginlere de öğretmek, hissettirmek, dolayısıyla fakirlere de yardıma teşvik etmek için bizlere sunduğu bir ibadettir. Biz sofralarımızı çeşit çeşit nimetlerle doldurup, yemek fuarı haline getirip, büyük israflar yapıyorsak, o iftar sofraları da bizim için hoş sofralar olmayacaktır. Ramazan'a kavuşmak bir nimet değil, onun kıymetini bilmek bir nimettir. Öyleyse geçen sene bu aya yetişmiş ama bu yıl aramızda olmayan nice kardeşlerimiz vardır. Cenab-ı Hak bu ayda cehennem kapılarını kapayıp cennet kapılarını açacağını bildiriyor. Öyleyse zekat, sadaka, fitrelerimizi verip mukabele, hatim ve teravihlerle Ramazanımızı süslememiz gerekiyor. Oruç, bedenin zindeliği ve sağlığı için tam bir altın reçetedir. Özellikle tıp bilginlerimizin bildirdiğine göre küçük tansiyonu mutlaka düşürdüğü için dolaşım sisteminin de en iyi sakinleştiricisidir. Sindirim salgı bezleri bir aylık tatilden sonra daha randımanlı çalışmaya başlıyor. Cenab-ı Hak nimetlerin en güzelini ibadet formülüyle bizlere sunmuştur. Sevgili kardeşlerimiz, Ramazan günlüğü programımızdan bugünlük bu kadar. Yeniden görüşmek ümidiyle.